Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda gerçekten eczacılık üzerine konuşacağız aslında ama her ürünün her tüketiciye ulaştırılması için kullanılan yollar, satış pazarlama, biraz da ondan konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten bu alanda uzmanlaşmış bir konuğumuz var. Taner Döven konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Öncelikle teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Buraya kadar yorduk sizleri. Estağfurullah. Ama tabii ki konuşmamız gereken konulara değer diye düşünüyorum. Tabii ki. Taner Bey, şimdi dediğim gibi biraz eczacılık sektöründen konuşmak istiyorum. Ondan sonra da sizin diğer alanlarınızla ilgili biraz sizden tüyolar almak istiyoruz. Ama ondan önce birazcık sizi tanıtalım izleyenlerimize. Evet. Ben eczacıyım. 1989 yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldum. Sonra eczane açma yolunu benimsemedim ve ilaç sektörüne giriş yaptım. Pazarlama satış alanında kendimi geliştirdim. Bir Amerikan firmasıydı ilk firmam. 10 sene boyunca orada çalıştım. Yurt dışında pek çok eğitim aldım. İyi bir yatırım yaptılar. Yani genelde firmanın vizyonu çalışanlarına çok değer veren ve onlara yatırım yapan bir firmaydı. Alcon firması. Dünyadaki en büyük göz ilaçları firması. Ben orada kendimi yeterince geliştirebildiğimi düşünüyorum 10 sene boyunca. Satış pazarlama alanında yükseldim ve en son pazarlama müdürlüğü yaptım, satış direktörlüğü yaptım. Daha sonra Abdi İbrahim İlaç firmasına girdim. Orada da bölüm müdürlüğü pozisyonunda yer aldım. Yani satış pazarlamanın başına geçtim bir grubun. Onun sonrasında Bilim İlaç, Sandoz gibi firmalarda çalıştım ve Türkiye'ye yeni giren bir uluslararası firmanın da genel müdürlüğünü yapma şansı elde ettim. Sonra firma Türkiye'den çekildi. Türkiye'deki regülasyonlar ağır geldi. Ve ben eczane açtım. 3 seneye yakında eczane işlettim. 2014 senesinde de maalesef talihsiz bir olay başıma geldi. Ve bir iskemik atak geçirdim. Bir beyin felci geçirdim. Hiç sonrasında şans. Profesyonel iş yaşantısını bırakıp eğitim ve danışmanlık alanına girdim. Şu anda da 6-7 senedir ilaç sektörü ağırlıklı olmak üzere danışmanlık vermekteyim firmalara, eğitimler vermekteyim sağ kadrolarına, pazarlama ekiplerine, yöneticilere, bunun yanı sıra eczane eczacılarına ve eczanedeki personellere ürün tanıtımları ve eczane içi davranış yöntemleriyle alakalı nöropazarlama doktrini ağırlıklı olmak üzere eğitimler vermekteyim. Sadece ilaç sektörü değil, sigortacılara, sigorta firmalarına, otomotiv firmalarına da eğitimler verdim geçmişte. Şu anda iki eczacı diye bir sayıyla iki Instagram hesabımız var. Burada eczacılara yönelik söyleşiler yapmaktayız ve mümkün olduğunca bu birinci basamak sağlık hizmetini sürdüren eczacıların daha kaliteli hizmet vermesi, toplum sağlığına daha fazla katkıda bulunması ve eczane eczacılarının da kendi performanslarını, verimliliklerini arttırması yönünde çabalarımız sürmekte. Harika. Şimdi Marmara Üniversitesi, önemli Marmara bir üniversite. Eczacılık fakültesini bitirip evet. Ondan sonra ama o orada değil de biraz daha böyle satış pazarlamanın evet. Olduğu ilaç sektörüne evet. Seçme nedeniniz neydi? Nedeni şu, ben oldukça aktif, sosyal anlamda çok aktif, iletişim kabiliyeti yüksek biriydim. Okul döneminde de öyleydi. Çok hızlı kendimi kabul ettirebiliyordum girdiğim gruplarda. Bunu pazarlama alanında bir avantaj olduğunu gözlemledim ve iletişim kabiliyetimle ilaç sektörünün uygun olduğunu düşündüm. Eczane açma gibi bir düşüncem yoktu. Ve iyi ki girmişim. Yani 31 senem oldu. Şu anda 31. senenin içindeyim. Hakikaten o alanda kendimi gösterebilme, kendimi geliştirebilme fırsatları bulabildim. Beslendim. Yani iletişimde olduğunuz insanlarla besleniyorsunuz. Tabii ki onların entelijansı sizi etkiliyor. Herkesten bir şeyler alabilme şansına sahip oluyorsunuz. Benim en favori filmim Ölü Ozanlar Derneği'dir. O filmin de bir şeyi vardır, ana fikri vardır, bir alt metni vardır. Orada da şunu söyler, ölene kadar hepimiz öğrenciyiz. Bu öğrencilik boyunca, yani bu hayatımız boyunca ne kadar öğrenebildiğiniz size bağlı. Gösterdiğiniz çabaya bağlı, farkındalığınıza bağlı, bilinç düzeyinize bağlı. Ben de mümkün olduğunca hala öğrenmeye çalışıyorum. Hala bir öğrenciyim. Hala kurslar alıyorum.
Mesela en son fonksiyonel tıp eğitimi aldım. Yani bütüncül bir yaklaşımla, bütüncül bir bakış açısıyla sağlık danışmanlığının nasıl yapılması gerektiği konusunda kendimi hala geliştirmeye çalışan bir öğrenciyim. Harika. Çünkü deniz derya bir konu değil mi? Evet. Evet. Hiç bitmiyor orada öğreneceklerimiz bu hayatta. Evet. Peki şimdi benim de çok ilgi duyduğum bir alan aslında nörosatış pazarlama, oradaki davranışları incelemek. Evet. Şimdi hemen hem de sektörünüzle ilgili bir konu hem de çok güncel bir konudan sormak istiyorum. O da çünkü satış pazarlamanın yeni bir kolu oldu. Pandemiyle birlikte evet. İyice hızlandı. Tabii. İnternetten gerekli gıda takviyeleri, işte ne bileyim kozmetik kremler olabilir güzellik sektörüyle ilgili. Yani bir şekilde orada da artık bir satış pazarlama kanalı var. Siz ne düşünüyorsunuz? Burası geliştirilmesi gereken bir alan olduğunu düşünüyorum ben ama. Çünkü hala tartışmalar var. İşte orada saklama koşulları, dağıtım koşulları tartışılıyor. Evet. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya vahşi kapitalizmin buraya getireceği belliydi bu evet. Durumu. Çünkü en basit satın alma metodu şu anda e-ticaret. Fakat burada atlanmaması gereken önemli bir husus var. Sağlıkla alakalı herhangi bir ürünün bir danışmanlık nezdinde değil de sadece fiyatına bakılarak satın alınması doğru bir yaklaşım değil. Hı-hı. Çünkü sahip olduğumuz en değerli şey bizim vücudumuz ve sağlığımız. Bununla alakalı alacağımız her ürünün kalite standardının denetlenmiş olması ve otoritelerce bunun da ispatlanmış olması gerekiyor. Eczanede satılan hiçbir ürünün merdiven altı olmadığını ve bunların denetlemeye tabi olduğunu söylemeliyim. Fakat e-ticaretle alınan veya işte marketlerden alınan ürünlerde bu garanti yok. İkincisi, danışmanlık dediğiniz şey aslında tüm dünyada çok pahalı. Yani bir avukatın, bir doktorun yaptığı da danışmanlıktır aslında. Yani sizin sağlığınızla alakalı kullanmanız gereken ürünleri, o ürünlerin besinlerle etkileşimi, o ürünlerin kullandığınız diğer ilaçlarla etkileşimi gibi alanlarda pozolojisi, yani ne zaman, nasıl kullanmanız gerektiği, hangi koşullar altında kullanmanız gerektiği, işte yemeklerden ne kadar süre sonra önce veya yemek sırasında kullanmanız gerektiği, yiyeceklerinizi, beslenme alışkanlıklarınızın nasıl olması gerektiği gibi danışmanlık son derece değerli bir konu. Şimdi bundan bağımsız sadece fiyata bakarak satın almalar istenilen sonuçları uyandırmıyor. O nedenle bir eczaneden alım yapılmasını, özellikle besin destek gibi ürünlerde eczaneden satın alınmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Bunun yanı sıra eczanede tabii ki saklama koşulları, ısının uygun olması, miyatla ilgili hiçbir problemin olmaması. Çünkü kesinlikle yasaktır miyadı geçmiş bir ürünün satılması. Fakat internette herhangi bir yerden aldığınızda bunun örneklerini de gördük. Miyatla alakalı son kullanma tarihinin tarif edildiği ve bunların kolaylıkla satılabildiği bir mecra aslında e-ticaret. Dolayısıyla buna sıcak bakmıyorum bir eczacı olarak. Tavsiye de etmiyorum. Sektör peki bunun için bir şeyler yapacak mı, yapar mı? Ya açıkçası bu değişen dünya koşullarında yani e-ticaret bir şekilde hayatın içinde yer alıyor, kendine bir evet. Yer edinmiş durumda. Belki 10 sene sonra bu çatışmalar olmayacak. Belki 10 sene sonra eczaneler de e-ticaretle satışa geçecek. Çünkü dünyada farklı farklı örneklerini gördüğümüz uygulamalar var. Yani bu 4. sanayi devrimi neticesinde. Mesela Avustralya'da ilaçlar drone'la teslim edilebiliyor. mesela Amerika'da Amazon bir firmayı satın aldı, adını vermeyeyim. Ve o firma danışman eczacılar vasıtasıyla online bir şekilde ve doktorlar vasıtasıyla reçete yazılıyor. İşte eczacılar ürünü orada şeydir, kişiye özel tek tek tablet sayılır ve o poşetlenir. Bunu yapıyorlar ve kişiye özel adresine gönderiyorlar. Dolayısıyla hani dünyanın gelişimi bir şekilde Türkiye'yi de mutlaka etkileyecek evet. Ve Türkiye'ye de gelecek. Hani buna hazırlıklı olmak lazım. Bunu
Bununla beraber ilerlemek lazım. Ya buna karşı durursanız bir süre sonra siz geride kalmış oluyorsunuz. Bir takım projeler içinde insanlar, uzmanlar. Ama zaman bize ne gösterecek? İnanın şu anda çok kestiremiyorum. Fütüristler ama yeni meslekler olacağını ve mevcut mesleklerinde kendini mutlaka yenilemesi gerektiğini söylüyorlar zaten. Evet, zaten inovasyon çok önemli her evet. sektörde. Özellikle bu ilaç sektöründe çok daha önemli aslında sağlık söz konusu çünkü orada. Ama dediğiniz örnekler gerçekten çok etkileyici. Bu akımdan geri durulmaz ama yön verilebilir. Çünkü artık önüne geçemezsiniz barajın. Ya mesela Kanada'da vending machine'ler, bu hani gofretler, gazozlar, sular alınıyor ya, para atıyorsunuz. Bazı hani bu OTC dediğimiz, yani over the counter, elden satılabilen ürünlerin orada satıldığını söyleyebilirim. Evet, Kanada'da. Evet. Vending machine'lerde. Evet. Muhtemelen evet, ülkemizde o akımlardan etkilenecek. Bir mutlaka. Şekilde olacak evet, yani bir zaman sonra olacak. Her şey de olduğu gibi. Evet. Peki şunu da sormak isterim size. Tüketici davranışları sürekli değişiyor. Özellikle ülkemizde bence biraz satış pazarlama biraz daha farklı gözle bakılabiliyor. Başka ülkelerde daha bilimsel incelemeler var ama Türkiye'de genel olarak firmalarda satış pazarlamada yapılan eksik konusunda ne görüyorsunuz? Bence neyi düzeltmeliler dersiniz? Güzel. Bir şekilde geçmişle bugünü mukayese ettiğimiz zaman geçmişteki algı şuydu. Neokortekse hitap eden bir takım uygulamalar vardı tanıtımda, pazarlamada. Yani işte veriler, rakamlar, kişinin mantık doğrultusunda satın aldığı düşünülüyordu. Fakat özellikle son 20-25 senedir bütün araştırmalar şunu gösteriyor. Duygusal boyutta etkilenmeyen bir müşteriye satış yapmak çok mümkün değil. O kişinin duygularına dokunmak durumundasınız. Yani markanın bir kere güvenilir olması lazım. Bir güven tesis etmesi lazım. Satan kişinin bir güven tesis etmesi lazım. Bunu hani bilgiyle danışmanlık pozisyonunda daha rahat yapabildiği ispatlandı insanların. Yani bir satıcıdan mı alışveriş yaparsınız, bir danışmandan mı? Danışman daha çok güven veriyor. Çünkü danışman sadece kendi menfaatini değil, sizin de faydanızı düşünerek size tavsiyelerde bulunan kişi olarak kabul ediliyor. Fakat satıcı sadece kendi menfaatini düşünen, satışı yapayım bir an önce bitsin, satış sonrası hizmet arka planda kalıyor. Şimdi bu mantıkla hala satış yapan pek çok müessese, pek çok satış elemanı var. Fakat hani bize zamanın gösterdiği ve nörobilim, nöropazarlama işin içine girdiğinde deneylerle, deneklerin etkilenimleriyle ispatlanan süreçte karar almada kişilerin mutlaka duygularına dokunulması gerektiği ortaya çıktı. Bunun yanı sıra pek çok şey ortaya çıktı. O da nedir? Bir kere ödül mekanizmasının harekete geçmesi lazım. Yani beynimizde ödül merkezi dediğimiz nucleus accumbens, yani bu limbik sistem içinde, orta beyinde yer alıyor. Buradaki dopamin aktivitesinin artması, işte serotoninin, endorfinin devreye girmesi ve ödül merkezinin uyarılması lazım. Nasıl uyaracağız? Sadakat programı mı? Ya o da bir etken ama şöyle, uyarmanın en etkili yöntemi bir kere size faydası olduğunu sizi ikna etmek. Dolayısıyla önce bir ihtiyacın belirlenmesi lazım. Yani siz farkında değilsiniz ama bir ihtiyacınız var. Hayatınızı kolaylaştıracak bir şey var. Size bunu aktarabilen ve bunun neticesinde bu ihtiyaca yönelik hizmet veya ürünü faydalı olduğuna sizi ikna edebilen biri yarı yolu geçmiş demektir. Yani burada sorulması gereken soru şu: neden? Yani ne değil, nasıl değil, neden? Neden ben bu ürünü veya hizmeti size pazarlıyorum, anlatıyorum? Neden bu ürünü sen satın almalısın? Bu soruların cevabını vermek gerekiyor. Günümüzde artık temel konsept bu. Dolayısıyla buna cevap verecek bilgi donanımına sahip olmak gerekiyor. Yani neden ben bu ürünü satıyorum? Neden sen bu ürünü almalısın? Çünkü şu işine yarayacak. Çünkü güvenilir. Çünkü diğerlerinden farklı. Farkı da şunlar. Dolayısıyla ben donanımlı olmalıyım ki ikna edebileyim. Burada tabii beden dili devreye giriyor. Karşı tarafa saygı devreye giriyor. O iletişimde takındığınız üslup, kullandığınız kelimeler, hipnotik kelimeler var.
Yani zor ama mümkün, mümkün ama zor. Aynı kelimeler. Yani hangisi olumlu, hangisi olumsuz? Yani zor ama mümkün dediğinizde o pozitif enerjiyi karşı tarafa aktarabiliyorsunuz. Dolayısıyla dilin de çok önemi var. Yani nörolingüistik programlar var. NLP mesela çok yaygındı. Tabii onun çok daha gelişmiş bir hali, bir bilim dalı artık nöropazarlama. Onu da kavradı, içine aldı. Burada görseller önemli. Burada kullandığınız dil önemli. Koku, ışık, ses. Hepsini bir bütün olarak düşünün. Bütün duyulara hitap eden, kişiyi etkileyen ve ikna olmasını sağlayan yöntemlerin hepsinin birleştiği bir alan nöropazarlama. Ve bunu çok iyi uygulayan firmalar var. Yani Coca-Cola'nın reklamlarında hep nöropazarlama etkilerini görüyoruz. Trump'ın en son aldığı seçimde nöropazarlamayı kullandığını görüyoruz. Yani siyasette de var, sinemada da var, reklamcılıkta da var. Çünkü sosyoloji var içinde, antropoloji var, psikoloji var, biyoloji var, nöroloji var. Yani multidisipliner bir alan. Evet, hatta belki bir şey satmak için değil ama ilişki anlamında, iletişim anlamında bile çok ihtiyacımız olan bir şey. Çünkü her iletişimde birey karşı tarafa kendisini satma eğiliminde. Yani aile içinde dahi, yani evet, eşinizle konuşurken onu ikna etmeniz gereken durumlarda satış pazarlama yapıyorsunuz. Kesinlikle öyle. Ya hayatın her alanında var aslında. Babanızdan izin alacaksınız, dışarı çıkacaksınız akşam, değil mi? Orada bir evet, satış pazar evet. ikna söz konusu. Evet. Kesinlikle. Tatile gideceksiniz veya eve bir şey alacaksınız veya işte nereye yemeğe gideceğiniz konusu bile bir satış pazarlama konusu. Aslında bu tekniği kullananlarda şöyle de bir bence iki taraflı dediğiniz gibi danışmanlık fayda var. Yani evet. bak senin faydana bu, benim de faydama bu. Evet. Açıklık daha bir saydam gözüküyor değil mi? Evet, kesinlikle. Bunu kullanan firmalar sizce daha mı başarılı o zaman? Çok daha başarılı. Yani şu anda dünya devlerinde bu nöropazarlama ayrı bir ekip işi. Yani pazarlama birimleri nöropazarlamacılardan oluşuyor artık. Yani dedim ya Coca-Cola, Hyundai, Microsoft, Apple. Onlar eskiden beri bunu kullanıyorlar Kullanıyorlardı. Değil mi? Evet. Birazcık bu esnafa diyelim ya da KOBİ'lere daha yeni mi inmeye başladı? 3-4 senedir gibi. Bu halk arasında yanlış algılara da yol açabilecek bir şeyden bahsedeyim size. Aslında bu toplumu etkileme, manipüle etme işlemlerini başlatan Sigmund Freud'un yeğeni Edward Bernays, halkla ilişkiler kurucusu Amerika Birleşik Devletleri'nde, işte Birinci Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin neden o savaşa girmesi gerektiği ile alakalı Wilson'ın görevlendirdiği biri ve Paris Anlaşması'nda şeyi var, resimleri var. Şimdi onun geliştirdiği pek çok model, mesela sigara tüketimini inanılmaz arttıran bir adam Lucky Strike'ın danışmanı ve diyor ki toplumda tabu o sıralar sigara içmek. Kadınlar sigara içmiyor. Yani erkekler içiyor ve kadınlar baskı altında. Özgürlük meşalesi diyor sigaralara. Kendi şeyinizi, kişiliğinizi, karakterinizi ispat için sizi sigara içmeye davet ediyorum diyor kadınlara. Ve onunla ilgili özgürlük meşalesi adı altında bir kampanya düzenliyor. Müthiş başarılı oluyor. Şimdi sonra toplumu manipüle etmek adına, toplumu etkilemek adına o zamanlar televizyon yok. Gazete ve radyoyu kullanıyor. Sonra bu çok ilerliyor. Yani aslında bu işin kökeni aslında ona dayanıyor. Ve maalesef Goebbels, propaganda bakanı, Edward Bernays'in yazdığı propaganda kitabını örnek alarak kitleleri etkiliyor ve koskoca Almanya'yı Dünya Savaşı'na sürüklüyor. Kitleleri etkilemek mümkün. İşte reklamcılığın da özünde bu var ya. Evet. Yani bunu sadece olumsuz tarafından bakmayın. Yani kitleleri sadece kendi menfaati üzerine etkilemek gibi bakmayın. Bu kamu spotu da olabilir. Olumlu yönden de değerlendirilebilir. Bilimin de iki yüzü var. Yani aydınlık yüzü var, karanlık yüzü var. Ama şu sıralarda özellikle söyleyeyim, sinema sanayide nöropazarlama çok kullanılıyor. Yani izleyicilerin nasıl etkileneceği, hangi sahnelerin daha etkili olabileceği, hangi sahnelerde duygulanacakları, ilginin artacağı gibi reklamcılıkta da bu söz konusu. Denekler oturtuluyor, elektroensefalogramlar var, böyle başlıklar var ve eye tracking denilen gözlükler var. İçeriye ve dışarıya kameraları var. Hangi sahne, o sahnedeki ses, o sahnedeki görüntü ne kadar etkiliyor? Onlar tespit edilip
çoğunluğun etkilendiği sahneler kalıyor. Azınlığın etkilendikleri montajla evet çıkarılıyor. Reklamlarda da var. Onunla ilgili en son okuduğum bir haber vardı. Apple mesela kötü adamlara kullandırtmıyorlarmış filmlerde. Kötü adamlar Apple kullanmıyor. Hep iyi adamların elinde. Ya ama öyle subliminal çok mesaj veriliyor. Filmlerde de var. Bu da sanırım nöro pazarlama ile ilgili. Tabii tabii subliminal mesaj yine nöro pazarlamanın içine girer. Evet. Ya şimdi burada aslında değerlendirilmesi gereken şey şu. Günümüzün bir pazarlamacısı yani hangi firmada hangi ürünü, hangi hizmeti pazarlıyorsa pazarlasın. Bir kere kuşaklar arasındaki farkı iyi bilmesi lazım. Yani Z kuşağını nasıl etkileyebilir? Y kuşağını nasıl etkileyebilir? Benim olduğum X kuşağını nasıl etkileyebilir? Üçünün de dinamikleri birbirinden farklı. Bir kere hani Z kuşağı çok hızlı tüketiyor. Çok hızlı sıkılıyor. Mesela yeni hani trend onların mümkün olduğunca az ve proje odaklı çalışmaları. Yani zaman odaklı değil. Mesela X jenerasyonu sabah 9'da gider, akşam 5'te çıkar. İşte gerekiyorsa fazla mesaiye kalır. Artık böyle bir şey yok. Gravatını takar, sesini giyer. Artık böyle bir şey yok. Yani çok değişti. Bu değişime adapte olmak gerekiyor. Yani insan kaynaklarının da adapte olması gerekiyor. Pazarlamanın da adapte olması gerekiyor. Şimdi bir kere bir kuşaklar arasındaki fark var. Buna göre segmente edip, hedef kitleyi ona göre belirleyip, ona göre davranmak gerekiyor. Bu eczane içinde de geçerli. Yani gelen kişiye uygun davranış modeli. Bir kere erkek kadın arasındaki fark bile artık çok ayrıştı. Evet. Yani biz evrim sürecimizde erkekler avcı. Yani bir noktaya odaklanıyor ve ilgisini dağıtan herhangi bir şeyden sıkılıyor. Bir an önce onu bitirmek istiyor. Yani mavi gömlekse mavi gömleği alacağım ben. Yani bir iki tane seçenek var. Yakasına bakarım, dokusuna bakarım, ebadına bakarım alırım. Ama kadın toplayıcı. Yani dünyadaki alışverişin zaten 3/4'ünü kadınlar yapıyor. Yani %80 aslında müşteri dediğiniz kitle kadınlar. Araştırıyor, soruyor, öğreniyor, mukayese ediyor, geri iade ediyor. arkadaşlarını anlatıyor, deneyimi, o alışveriş bir deneyim onlar için, bir sosyal aktivite. Koparıyor, alıyor. Erkekler bazen ya olmaz ya tamam neyse boşver üzmeyeyim diyor ama kadınlar öyle değil. Mesela karar sürecinde de şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Gün içindeki kararlarınızın bir limiti var. Yani zihin yoruluyor çünkü o karar vermek zihinde büyük bir enerji sarf etmeye yol açıyor. Akşam işten gelindiği zaman bir erkek alışverişe çıkıyorsa bir an önce bitirip eve dönmek ister. Ben hemen böyle gösteriyorum çünkü gerçekten hele şu kapanmalarda hiçbir şeye vakit bulamıyor erkekler. Çok şikayetçiyiz evet. Bu konudan firmalara duyurulur. Yani kadınlar da en uygun zaman dilimleri kısıtlı olan ve bir an önce karar verip hemen alışverişin bitmesini isteyen erkeklerin akşam vakitlerini değerlendirmelerini tavsiye ederim. Evet, kadınlar da hem bir çıkayım kafamı dağıtayım hem de biraz kredi kartında harcama yapayım rahatlayayım geliyorlar. Yani görüyorsunuz bakın gün içindeki zaman dilimlerinden evet. Tutun cinsiyet farkına işte efendim eğitim seviyesine bilinç seviyesine artı demin bahsettiğim gibi kuşak seviyesine bağlı olarak hedef kitleyi doğru analiz etmek gerekiyor. Ve ona uygun davranış modeliyle yaklaşmak gerekiyor. Burada duygusal zeka çok önemli. Yani kime nasıl davranacağını bilebilen, adapte olabilen, duruma adapte olabilen personelle çalışmak çok önemli. Bunu işe alım sırasında eğer dikkatinizden kaçtıysa sonradan edindirmek çok zor. Gerçi her gün deneyim kazanıyoruz. Her insan bize bir şeyler katıyor ama duygusal zeka parametresi özellikle satış elemanlarında, pazarlama elemanlarında son derece önemli bir kriter. Evet, iletişim, ihtiyaçların belirlenmesi, o ilişkinin kurulması gerçekten çok önemli. Taner Bey çok keyifli bir sohbet. Çok daha uzun sürerdi. Ben de çok konuşmak istiyorum ama maalesef sürelerimiz bize bu kadar müsaade edebiliyor. Sizden son sözlerinizi alıp veda edelim programımıza. Ben şöyle söyleyeyim yani nöropazarlama doktrinini baz alarak pazarlama ekiplerine, eczane içindeki teknisyenlere, eczacılara ve diğer sektörlerdeki tüm satış pazarlama elemanlarına yönelik, yöneticilerine yönelik eğitimlerimiz devam ediyor. Bu konuda danışmanlık isteyen firmalara da hizmette bulunuyoruz. Beni buraya davet ettiğiniz için
Ve bu hoş sohbet için size de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Çok mersi. Evet sevgili vizyon izleyicileri, gerçekten bugün ticaret yapan her kuruluşun ihtiyacı olan en önemli departman satış pazarlama. Çünkü ne yaparsanız yapın birisinin artık sizi gelip bulması çok zor. Hele şu koşullarda. Ama böyle danışmanlıklarla 3. 4. gözler, devamlı dünyayı takip eden gözler sizin firmanızı A noktasından B noktasına çok hızlı götürecektir. Umarım her şey güzel olur. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.